İyi gidiyor, yoğun aşırı derecede. Ama tabii ki reytinglerden dolayı da keyfimiz çok yerinde. Hani en azından yorgunluğumuzun karşılığını alıyoruz. Bu çok iyi geliyor bize. Heyecanlıyız, yoğun. Yani keyifli, öyle söyleyeyim. Yeni isimler de katılmış, yeni sürprizlerle birlikte. Evet. Birazcık bahsedersiniz. Şimdi onu bahsedemem. Yani yeni bölümün en... Çünkü... sürprizi kaçmasın diyelim. Daha tatlı olur ama daha çok gelecek oyuncularımız da var. Her gelende inanılmaz güzel enerjisiyle geliyor. İyi, güzel gidiyor. Sizin peki partnerleriniz nasıl gidiyor? Oktay Kaynarca ile birlikte nasıl güzel? Ya Oktay Bey'le çalışmak muazzam bir şey. Muazzam. Yani her oyuncunun bence kesinlikle çalışması gerekiyor. Hep beraber. Hiç patron gibi de değil. Biz eşkıyada da çalışma fırsatı var ki geçmişten dayalı bir abi kardeş durumumuz da var. Ben çok kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü daha çok problematik olabilirdi. Her şey olabilir. Çünkü sette her yoğunluk da herkes çok ağır ve çok kalabalık şartlarda çalışılıyor. Ama ben bu sette çok huzurlu evime gidiyorum. Yani. Huzur demişken bir yandan da tabii ki de nazara gelme olayları da oldu. Evlerinin... Ya oluyor öyle şeyler. Yapabilecek bir şey yok. Bazen hani zor geliyor ya da ne bileyim çömezlik diyelim ona. Öyle bir nazar boncuğumuz oldu. Çok şükür. Ama evlenmek gerçekten zor bir şey. Yani o eşya, o ev bilmem. O ne zor bir şeymiş yani. Hani ben sete gidince 300 kişiyle beni 24 saat çalışacak hiç sorun değil. Ama eşya almak, ev tutmak, ne bileyim o doğalgazı açtırmak inanılmaz zormuş. Hala zor. Ama toparlıyoruz. Doğalgazı kim açtırdı? Kimin üstüne şu an faturalar orada? İkimizin üzerine. Tek tek gidip böyle sıraya girip doğalgazı açtırdınız mı? Hayır. E-Devlet'ten açtırabiliyorsunuz. Wow. Ama şey sorunu var. Evli olmadığımız o kadar belli ki. O kadar belli. Biz de yeni öğreniyoruz yavaş yavaş. Hatta daha yeni şeyi öğrendim. Mesela atıyorum yeni bir daire taşındın. Şeye gitmene gerek yokmuş. Neden? Nüfus memurluğuna gitmene gerek yokmuş. Oradan halletmemiş. E-Devlet ıslak imza dinlemiş. Ama benim yokmuş. Ben bu hafta onu da halletmeyeceğim. Kamu spotu bunun altına yazın. Zor. Ama çok şükür keyfimiz yerinde. O da yoğun çalışıyor. Ben göremiyorum hatta onu. Ağır geçiyor çünkü bizim setlerimiz. Öyle tatlı gidiyor. Göremeyince mi tatlı gidiyor yoksa hani... Göremeyince öyle idare ediyoruz. Öyle alışma değil. Birazcık öyle değil. Helal helal. Ya hastayız da biraz. Normal. Herkes şu an çok hasta. Şeyi sorayım. Gerçekten o tartışma boyadan dolayı böyle ufak tefek ev eşyalarından dolayı mı? Ya sana şöyle söyleyeyim. Bir ev tuttuk, ev sahibi bizi yarı yolda bıraktı. Eşyaya gidiyorsun mesela sipariş veriyorsun ya. Sonra o sipariş yok. Yani hani mesela işte ne bileyim bir şey alacaksın. Gidip siparişini veriyorsun ya da adamla anlaşıyorsun. Abi kesin bak emin misin falan. Ben artık insanlar Kur'an'ı neredeyse el bastı. Abi emin misin bak getiriyor musun falan diye. Neyse son anda çözdük. Abi burada tartışma hani çiftler arasında nasıl döndü bir an? Hani başaramıyorsun sen falan gibi mi? Nasıl bir yükselme oldu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Herkesin bir eşref saati oluyor. Başlarım böyle işin diyorsun öyle gidiyor yani. Sonuçta takipten çıktınız birbirinize bir anda. Öyle oldu. Siz evi terk ettiniz herhalde. Ev yoktu ki daha ortada. Biz evlendikten sonra evi tuttuk. Sorun zaten ortada ev yoktu. Yani evi bulmak, evi eşyayı yerleştirmek. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Klasik evlenmek çok zor. İnanılmaz ki insanın bir araya gelmesi. Hele bu dönemde, bu şartlarda. Mesleki durumlarla alakalı. Ama şeyi de çok net anlayabiliyorum. Ya neden olmadı? Niye kavga ettiler? Şimdi ben ben evlilere hak veriyorum. Boşananlara da hak veriyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre niyetlediği her şeyi yaşatsın diye düşünüyorum. Ya şey peki barışma esnasında nasıl oldu? Hani ilk adımı kim attı? Ya biz ne yapıyoruz ya falan o kısım mı? Eş dost bir araya geldi. Aileler falan dedi ki saçmalamayın ne yapıyorsunuz siz diye. Öyle olunca da sonra zaten normal hiçbir şey olmamış gibi. Ya o sinirleri çıkarıyorsun bir şeyler oluyor. Yani onu tabii biz göz önünde olduğumuz için fark etmiyorsun anlamıyorsun ki sabah kalkıp 80 milyon beni sevecek diye uyanmadığın için
değil. Onu da anlamak biraz zor oluyor. Öyle anlaşıyorsun. Evin durumu nasıl peki? Son durum? Ev yerleştirdik. Ev yerleşti. Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Sadece çok yoğunuz. Öyle bir durum var. Keyfimiz yerinde. Tamam, buradan sen söz alın. Bir gün röportajına gelelim size. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Öyle şeyler yapmıyorum. Hediyemize gelelim. Yok, siz çalışmaya gelin ama röportaja gelmeyin. Ben içeri geçeyim. Daha tamam, fazla olur. Sizi şey yapmayayım. Olur, olur. Fotoğraf alacağız. Aynen, fotoğraf alalım. Ya özlemişim lan bu tanıdık ya. Vallahi. Haydi bakalım.